Zengin bir adam her zamanki gibi bir iş görüşmesi için yola çıkmıştı. Yanında bir koruması ve şoförü ile bir şirketin ihalesini satın almaya gidiyorlardı. Daha biraz vakit olduğundan yürüyüş yapmak istediler. Daha sonra zengin adam şirket binasına girip toplantı odasında beklerken cüzdanının yanında olmadığını fark etti. Yanındaki adamına araca bakmalarını ve cüzdanın orada olabileceğini söyledi. Araç baştan aşağı arandı ancak cüzdan orada yoktu. Aslında içindeki paranın önemi yoktu ancak birkaç kart ve önemli bilgilerin olduğu hafıza kartı cüzdanda olduğundan zengin adam endişe ediyordu. Cüzdanın içerisinde telefon numarası bulunduğundan bulan kişi belki onu sahibine ulaştırabilirdi. Ancak içinde fazla para olduğundan bunu birçok kişi yapmayabilir. Zaten çoğu kişi de geri gelmesinin zor olduğunu söylüyordu. Ama zengin adam bir umut onu bekleyeceğini ve yola yarın çıkacağını dile getirdi. Cüzdan adamın yürüyüş yaptığı parkın içinde otların arasında düşmüştü. Tüm gece kimse onu fark etmedi. Sabah olduğunda okula giden fakir bir çocuk cüzdanı buldu. İçinde de fazlaca bir para olduğunu gördü. Yanındaki arkadaşı paraları harcamayı teklif etse de o bunu yapmak istemiyordu. Cüzdanı çantasına koydu ve okul sonrası sahibini bulmak için uğraşacaktı. Bu çocuk aslında fakirdi. Babası birkaç yıl önce hayatını kaybetmiş ve annesiyle birlikte zor bir hayatın içinde kalmışlardı. Annesi de hastaydı ve insanların yardımıyla hayatlarını devam ettiriyorlardı. Tüm bunlara rağmen çocuk cüzdandaki paranın bir kuruşuna bile dokunmayı düşünmedi. Okul sonrası cüzdanda bulduğu telefon numarasını arayan çocuğun cüzdan bulduğunu söylemesi üzerine zengin adamın gözleri açıldı. Çünkü cüzdanından umudunu kesmiş ve geri gelmeyeceğini kabullenmişti. Telefonda çocuğa bir adres verdiler ve cüzdanı oraya getirmesini söylediler. Koruması ile birlikte o adreste bekleyen zengin adam elinde cüzdanla gelen kıyafetleri yıpranmış ve eskimiş çocuğu görünce şaşırdı. Koruması adama bunun bir tuzak olabileceğini ve çocuğa çok yaklaşmaması gerektiğini söylüyordu. Çocuk cüzdanı korumaya verdi ve zengin adam cüzdanı ondan aldı. Hemen içini açıp kartların ve paranın eksik olup olmadığına bakmaya başladı. Bu arada kendi kendine çocuk içinden kesin para ya da değerli bir şey almıştır diye homurdanıyordu. Ancak cüzdanda hiçbir şey eksik değildi. Çocuk içine dokunmamıştı bile. Fakir çocuk adama gelerek bir şey istediğini söyleyince adam kesin para isteyeceksin değil mi? Zaten bunu iyilik için yaptığını düşünmemiştim dedi. Çocuk bunu duyunca çok üzüldü ve gözleri doldu. Arkasını dönüp giderken adam onu durdurdu ve hey çocuk ne istediğini söylemedin. Ne istiyorsan söyle vereceğim dedi. Çocuk gözü yaşlı bir şekilde efendim sizden sadece 1 lira isteyecektim deyince zengin adam kahkaha atmaya başladı. 1 lira öyle mi diye korumasıyla gülüşüyorken çocuk evet 1 lira istiyorum. Çünkü size telefon açmak için bir arkadaşımdan 1 lira borç aldım. İşte o 1 lirayı borç aldığım arkadaşıma geri vermek için istiyorum. Bu sözler üzerine adam hayatında hiç yaşamadığı bir duygu içerisine girdi. Resmen küçük bir çocuktan hayatının dersini alıyordu. Daha önce hiç bu kadar ezildiğini hatırlamıyordu. Zengin adamın gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Çocuğu yanına alarak bir kafeye oturdular. Onun hikayesini dinlemeye başladı. İşte bu olaydan sonra zengin adam o çocuğun hayatını değiştirdi. Annesinin hastalığını tedavi ettirip çocuğu daha iyi bir okula yerleştirdi. Annesi ve çocuğun tüm bakımını üstlendi. Çocuk yaptığı iyiliğin karşılığını almasının yanı sıra hayatta herkese ön yargılı bakan ve zenginliğinden başka övüneceği bir şey olmayan adama hayatının dersini vermişti. Belki de bundan daha iyi bir hayat dersi yoktur.